Hemen kutusundan başlayalım ama bu kısmı öyle çok fazla da detaylandırmak istemiyorum. Zaten hepimiz sıkıldık. Yine önde alışkın olduğumuz kabartmalı kulaklıklarımızın resmini görüyoruz. Sağ ve solda Apple logolarımız. Ön tarafta ise AirPods yazımızı görmekteyiz. Hemen şöyle açalım kutumuzu. Evet, kutuyu açtık. Yine klasik Apple'dan alışkın olduğumuz kullanım kılavuzlarının yer aldığı bir zarf karşılıyor. Üzerinde Designed by Apple in California yazıyor yine her zamanki gibi. Ürünü açmadan önce hemen Lightning kablomuzu da bir inceleyelim. Evet, Lightning kablomuz yani kalitesi fena değil, onu söyleyeyim. Ama tabii orijinal kadar da çok iyi derecede değil. İş görür, onu belirtmek istiyorum. Bunları da hemen kenara bırakalım. Ve şu AirPods kasamızın dışındaki jelatini bir çıkartalım. Bunu da orijinal modeldeki gibi aynı yapmışlar. Şöyle ürünü ilk elime aldığımda gayet kaliteli bir hissiyat olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki videolarımda AliExpress'ten almış olduğum yine AirPods 2 çakması yani 65 dolarlık en pahalı AirPods çakmasını incelemiştim. Birebir aynı ürün arkadaşlar. Yani artık o kadar alıştım ki elime aldığımda bunu direkt anlayabiliyorum. Ön kısmında yine bildirim ledimiz. Arka kısmında Designed by Apple in California yazımız ve hemen altında yine doğru konumlandırılmış, bu çok önemli, doğru konumlandırılmış bağlantı butonumuzu görmekteyiz. Ve en alt kısmında da Lightning girişimiz mevcut. Hemen kulaklıkları da bir inceleyelim. Bu arada şu detayı da göstermek istiyorum. Şu kısımda yine orijinal modelde olduğu gibi yazıları buraya basmışlar. Güzel, yani bu detayı da atlamamışlar. Hemen kulaklıklara bakalım. Kulaklıklar da gerçekten gayet iyi kalitede üretilmiş. Sensörler olması gerektiği yerde. Şu alt kısımdaki metali de çok başarılı yapmışlar. Hatta şurada right left ve fabrikadan çıkan şu kısımdaki yazılarını da çok profesyonelce çalışmışlar. Dilerseniz şimdi yazılımsal fonksiyonlarına geçelim. Yani bu kulaklığın telefon üzerindeki fonksiyonlarını bir kontrol edelim ama onun öncesinde wireless şarjı çalışıyor mu çalışmıyor mu ona da hemen bir göz atalım. Wireless şarjımızı getirdik ve üzerine koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi wireless şarjı da çalışıyor. Şu ana kadar oldukça başarılı bir inceleme olduğunu söyleyebilirim. Hemen telefonumuzu alıp fonksiyonlarına bir göz atalım. Evet, telefonumuzu aldık ve cihazımızın şöyle hemen kapağını bir açalım. Gördüğünüz gibi pop-up uygulamamız çok seri bir şekilde karşımıza geldi. Bir daha deneyelim. Evet, oldukça seri bir şekilde karşımıza geldi. Bu arada şu kapak olayını da hemen bahsedeyim. Demin es geçmiştik. Kapak gerçekten çok kaliteli yapılmış. Yani diğer incelediğim o 65 dolarlık üründen hiçbir farkı yok. Hatta şöyle sağa sola ittirdiğim zaman hiçbir şekilde bir boşluk söz konusu değil. Çok beğendim. Tekrar açalım ve şimdi bağlantımızı sağlayalım isterseniz. Evet, bağlan diyoruz ve arkadaki tuşa basılı tutmamız isteniyor. Basılı tutuyoruz. Bağlantımız sağlanıyor. Ve bağlandı. Hemen bitti diyelim. Şöyle şunu da kontrol edelim. Tekrar açtığımızda Emre AirPods olarak gözüküyor. Çünkü daha önceden tanımlı orijinal AirPods'umla aynı olduğu için hemen telefonun ismini buraya koydu zaten otomatik olarak karışmasın diye. Şimdi bunu çıkardığımızda orijinal modeldeki gibi %100 olarak yani iki ayrı kulaklığı birbirinden farklı farklı gösteriyor. Şarj kapasitemiz kutumuzun yani kasamızın %77. Hatta solu da ayıralım ki ikisinde çalışıp çalışmadığını test edelim. Evet, ikisinde de aynı işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi kulaklıkları hemen kenara bırakıyorum ve Bluetooth menüsüne giriyorum. Buradan sağ ve sol kulaklığın işlevlerine bir göz atacağız. Hemen bağlı olanın information kısmına tıkladığımda buradan orijinal modellerde olduğu gibi yine bizi burada farklı farklı ayarlar yapabilmemiz için ayarlanmış bir menü karşılıyor. Üst kısımda bağlantıyı kes kısmımız var. Hemen altında bu aygıtı unut. Ardından bu at kısmını buradan istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Hemen onu da test edelim bu arada. Buna X AirPod diyelim. Karışmasın zaten diğerleriyle.
Tamam deyip geri yapıyoruz. Sol ve sağ şu anda Siri tanımlı. Otomatik olarak zaten böyle geliyor orijinal modelde. Alttaki otomatik kulaklık seçimi aktif olacak. Mikrofonumuz da otomatikte olacak. Hemen şöyle kapağını kapatıp bir kez daha açalım bakalım adı değişti mi? Evet, X AirPods olarak değişti. Bunu da onaylıyor. Hemen şöyle tekrar kulaklığımızı bırakalım. GPRS'ini bir test edelim. Bunun için de iPhone'umun bul özelliğine gideceğim. Evet, şu anda iPhone'umun bul özelliğine geldik ve X AirPods olarak şu anda burada gözükmekte. Dilerseniz bunun içerisine girip buradan eğlenler deyip sesi de çalıp hatta bunu da deneyelim oluyor mu diye. Evet, şu anda sesimiz de çalıyor. Bu konuda da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şunu kapatalım, sesimiz dursun. Kulaklıklarımızın şimdi de bir ses testini yapalım. Bunun için mikrofonumu hemen bir alayım. Evet, mikrofonumuzu kulaklıklarımızı hemen aktif edelim. Şu anda kulaklıklarımız aktif. Evet, kulaklıklarımızı yerleştirdim. Hemen YouTube'dan bir tane kendi videolarımdan açıp ses gecikme testini de birlikte yapalım. Evet, ses kalitesi yani ses gecikme kısmında da geçerli bir not aldı. Yani çok inanılmaz küçük bir fark var. Yani bunu oradan ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum. Ama bu çok hissedilir bir şey değil. Birebir ağız hareketleriyle hemen hemen aynı geliyor diyebilirim. Bu konuda da çok başarılı gerçekten. Videomuzu durdurayım hatta şöyle. Hemen şimdi sizlere bir şarkı açacağım ve ses yüksekliğini de birlikte bir test edelim. Tabii mikrofon üzerinden ne kadar anlaşılır bunu bilmiyorum ama en azından bunu da bir göstermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle No Copyright Sounds'lardan bir tanesini açalım. Evet, şu an için dışarıdan müziğin sesinin duyulduğunu söyleyebilirim ama öyle inanılmaz bir yüksek ses gelmiyor dışarıya. Siz şu anda mikrofon üzerinden dinlediğiniz için tabii ki daha yüksek çalıyor. Müzik kalitesiyle ilgili fikirlerim zaten birazdan kulaklığın fonksiyonları kısmında yani bunları kontrol ederken sizlere aktaracağım. Dilerseniz şimdi fonksiyonları da kontrol edelim. Bunun için farklı bir kamera açısına geçelim ki siz de daha rahat şekilde görme şansına sahip olun. Evet, kulaklıklarımızı kulağımıza taktık ve hemen fonksiyonlarını şöyle kısaca bir inceleyelim. Ayrıca bazı değişiklikler yaptım kulaklıkların fonksiyonlarıyla alakalı. Bunu da size bildireyim. Sağ taraftakini iki kere tıkladığımızda bir sonraki şarkıya gideceğiz. Sol taraftaki kulaklığı iki kere tıkladığımızda ise bir önceki şarkıya geçmiş olacağız. Hemen uygulamamıza girip Spotify'ı açalım. Ve müziği başlatıyorum arkadaşlar. Müziğimiz şu anda çalmaya başladı. Sağ kulaklığa bir kere tıklıyorum ve parçamızı durdurdu. Bir kere daha tıklıyorum. Tıklayamadım. Bir kere daha tıklıyorum ve parçamız devam ediyor. Bir kere daha test edelim. Tıkladım. Parçayı durdurdu. Tekrar tıklıyorum ve devam ediyor. Aynı şekilde sol kulaklıktaki işlemleri kontrol edelim. Bir kere tıklıyoruz. Müziği durduruyor.
Bir kere daha tıkladığımızda ise tekrar müziği çalmaya devam ediyor. Hemen bir sonraki parçaya atlama kısmına bir göz atalım. Şöyle iki kere tıkladığında gördüğünüz gibi hemen parçayı değiştirdi. Bir sonraki parçaya geçiş yaptı. Bir kere daha test edelim. Evet, yine stabil bir şekilde bu işleminde yapmaya devam ediyor. Şimdi sol kulaklıkta iki kere tıkladığımızda dinlemekte olduğunuz parçayı ilk olarak en başa alacak. Ardından tekrar bir iki tık yaptığımızda ise bir önceki şarkıya geçiş yapacağız. Şimdi şöyle iki kere tıklıyorum, başa aldı. Bir iki kere daha tıklıyorum ve bir önceki şarkıya geçiş yaptı. Bir daha test edelim. Tıklıyorum, başa aldı. Bir iki tık daha yaptığımda ise tekrardan bir önceki şarkıya geçişimizi yapmış bulunmaktayız. Ayrıca sensörleri de bir kontrol edelim. Sağ kulaklığı çıkarıyorum ve müziğimiz durdu. Tekrar taktığımda ise müzik çalmaya devam ediyor. Aynı şekilde solda deneyelim. Kulaklığı çıkarıyorum. Müziğimiz durdu. Tekrar takıyorum ve müziğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada dün akşamki incelemelerimde şunu da fark ettim. Bu kulaklığın fonksiyonları birebir iPhone'daki gibi değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hatta bana sorarsanız biraz daha kullanışlı. Şimdi bu tek tık, iki tık olayı 3 tıkta iPhone'da mesela bir önceki şarkıya da bir sonraki şarkıya da atlatabiliyorsunuz. AirPods'larda iPhone diyorum, özür diliyorum. Şimdi bunda 3 tık yaptığınızda sesi açıyorsunuz. Yani bu inanılmaz kullanışlı bir özellik olmuş. Bunu da dün akşam denemelerim esnasında fark ettim. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde tıkladığınızda gördüğünüz gibi ekranda sesi açıyor. Yani sağ kulaklıkla ses açma işini, sol kulaklıkla ise sesi kısma işlemini kullanabiliyorsunuz. Ben çok faydalı buldum bunu. Yani telefon ulaşamadığınız bir yerde ise direkt buradan bu şekilde işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz şimdi hemen mikrofon kaydına bir bakalım. Yani mikrofondan nasıl geliyor ses, bunu da bir test edelim. Bunun için ses kaydedicimize gidelim. Evet, şu anda sesimi kopya olan incelemekte olduğumuz AirPods üzerinden almaktasınız. Ben bunu tabii editleme esnasında dinleme şansına sahip olacağım. Umuyorum ki çok iyi bir başarımı vardır. Yani en azından öyle ümit ediyorum diyelim. Hemen kapatıyorum. Bu arada size bununla ilgili bir bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar. Hatta şu kulaklıkları kulağımdan bir çıkarayım. Dün akşam bu kulaklığı incelerken şöyle bir durumla karşılaştım. Bunu da sizlere bilgisini vereyim. Tam bu kulaklığı inceleme esnasındayım. Müzik dinliyorum, işte ses seviyesini test ediyorum falan derken Instagram üzerinden bir tane arkadaşımız benimle iletişime geçti ve daha önce incelemiş olduğum AirPods, yani en pahalı AirPods modelinin mikrofon performansı ile ilgili bir soru yöneltti bana. Hatta soruyu da burada paylaşacağım sizinle. Ardından ben de kendisine yeni bir ürün incelemekte olduğumu söyledim. Yani bu bahsetmiş olduğumuz, şu an incelemekte olduğumuz ürünü incelediğimi söyledim. Ve dilersen mikrofon performansını kendin beni arayarak test edebilirsin diye bir öneride bulundum. Kendisi de sağ olsun hiç beni kırmadı. Direkt telefonla beni aradı ve konuşmaya başladı. Gayet keyifli bir muhabbet olduğunu da söyleyebilirim. Hatta izniniz olursa buradan kendisine de sevgili Umut'a selamlarımı yolluyorum. Ve çok iyi bir performansı olduğunu söyledi. Kendisi de bunu bildirdi. Umarım bu videoyu izleyip kendisi de yorumlar kısmında tecrübelerini sizlerle paylaşır. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Kulaklıkların toplam şarjı 3-3,5 saat kadar gidiyor arkadaşlar. Kutusunun, yani kasasının şarjı da yaklaşık 8-9 saat kadar sizi idare edebilir bir durumda. Bence oldukça yeterli. Yani kulaklık inceleme esnasında, dün akşam da bunu oldukça fazla test etme şansı buldum, gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Yani ben çok memnun kaldım. Onu açık açık da sizlere belirtmek istiyorum. Ama tabii ki şunu da atlamamak lazım. Bu gibi ürünlerde her zaman parti farklılıkları olabilir. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum size. Yani benim şu an test ettiğim ürün iyi gelmiş olabilir ama size gelen ürünün aynı kalitede olacağı konusunda bir garanti vermemiz söz konusu değil. Bunu da belirteyim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer maddi imkanlarınız size el veriyorsa gidin bence orijinal olanını alın ki hiçbir zaman kafanız ağrımasın. Ama şu an test ettiğim süre boyunca bu ürünün gerçekten de çok kaliteli bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Bu uyarımı da yaptıktan sonra artık videomuzu kapatabiliriz. Kendinize çok dikkat edin.
ve sağlıklı kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.